Evet sevgili dostlar, sponsorumuz golo.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi değerli arkadaşlar, benim bir iddiam vardı. Vakti zamanında Ali Koç ve yönetimi borçları bitirecek diye. Ancak sonrasında e, beklentinin çok çok üstüne çıkan borçlar açıklanınca ve bunun duyumunu verince demiştim ki, yani bir 10 seneden çok çok zor. Ancak e, bu Bankalar Birliği falan o dönemde çok konuşuluyordu. Abi Bankalar Birliği açık anlaşması olur. Hani bir şey olur 5-10 sene bir şey ödemen de belki bir ihtimal diye. E, fakat zaman öyle bir geçti ki döviz kurları aldı başına gitti. İşte e, borçlar arttı. Yayıncı kuruluşun geliri dakika başı değişti. Şöyle oldu böyle oldu. O oldu bu oldu. E, Sonuç ortada arkadaşlar. Şimdi Erol Bilecik'ten açıklamalar var. Başkan vekilimiz ve kulüp sözcümüz Erol Bilecik. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün mali genel kurul toplantısında yani olağan mali genel kurul toplantısında kulübümüzün 2021 yılı mali tablosuna ilgili bilgiler veriyor arkadaşlar. Slaytlar eşliğinde 2021 yılının finansal raporlarından atıyor ve ilk olarak olumlu gelişmeler aktarıyor. Diyor ki: Yani finansal yeniden yapılandırma hala sözlerine başlıyor. Ee, ve 31 Aralık 2021 yani 2021 yılı itibariyle kurun, döviz kurunun 7-18 alındığının altını çiziyor ve bu hamleyle birlikte 2.4 milyar liralık yükün bertaraf edildiğini belirtiyor. Şimdi 2.4 milyar lira. Fenerbahçe bir kere 2.4 milyar lira karda şu an için. Fenerbahçe token arz gelirleriyle birlikte 358 milyon TL kaynak girişi yapıldığını belirtiyor. Tokendan 358 ve bu gelirin gelecek yıllarda da devam edeceğini ifade ediyor. Hatta gelecek yıllarda değil arkadaşlar. Ee, bozdurmada şurada burada falan filan. Tamam. Amatör şube sponsorlukları işte hani ben hep kurduğum cümle şu ya sponsorluk kadar olsun diye. Amatör şubelerine geliyor ki Türkiye'de bir ilk olduğunu belirtiyor. TÜPRAŞ'ta yapılan 2,5 milyon euroluk anlaşmayla amatör şube branşlarımızın 3 yıllık bütçesinin bakın 3 yıllık bütçesinin denk getirildiğini söylüyor. Yani TÜPRAŞ'ın sayesinde TÜPRAŞ sponsorluğuyla denk getiriyor. Yelken şubemizin sponsorluğunu uzun yıllardır yapan Doğuş grubuna da teşekkürlerini iletiyor. Yani amatör branşlarda bunu söylüyor ha. Ee, bunu basketbol falan filan gibi adlandırmayın. Amatör branşları bir düşünün. Hani neyi kastettiğini. Puma ile işbirliğimiz var biliyorsunuz forma sponsorunda ve forma satışlarının %41 arttığını söylüyor. Doğru. TL bazında Ciro'nun da %80 arttığını söylüyor. Yani ne olacak? Yani bir önceki yılda forma atıyorum 250 ise bu sene 389 mecbur artacak mantık olarak. Sporcu ve tedarik ödemelerine ilgili de diyor ki hem sporcularımıza hem tedarikçilerimize vadesi geçmiş hiçbir borcumuz yoktur diyor. Düzenli olarak 100 milyon lira civarında sporcu ve teknik kadro maaşı ödemesi yapıldığını söylüyor. Bu ödemelerin döviz cinsinden yapıldığını sözlerine ekliyor. Yani arkadaşlar Türkçe söyleyeyim düzenli olarak aylık 100 milyon lira ödüyorsak hadi yaz dönemini belki kapsamıyordur. Ya da kapsıyor diyelim. Yıllık 1.2 milyon TL, şey 1.2 milyar TL. Bakın. Ben size şöyle anlatayım. 1 milyar 200 milyon TL. Bunu böl 17,5'a yani euro'ya böl. Fenerbahçe'nin yıllık 68,5 milyon euro gideri var arkadaşlar sadece ödemelerden buna basketbol ödemesini, işte buna malzemeci ödemesini, basketbol koçunu, voleybol koçunu falan hepsini dahil edin. Anladınız mı? Yani masa tenisçilerine falan hepsini dahil edin. Şimdi 2001 yıl, 2021 yılının toplamında 169 milyon TL vergi ödemesi yaptığımızı belirtiyor. Hani bu yükümlülük yerine getirilirken devletten herhangi bir indirim talebimizin olmadığını ifade ediyor. Birilerine duyuruyor. Hatırlarsanız Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi 200 milyon liralık vergi borcunu 16 milyon liraya indirdik. Ankara'ya git gel yalvardık yakardık diyor. Ama Fenerbahçe'de Erol Bulut 169 milyon lira ödeme yaptık diyor. Ve Fenerbahçe'nin toplam borcu 6 milyar 190 milyon lirayken Beşiktaş Kulübü'nün toplam borcu 4 milyar 900 milyon lira. Yani arada yaklaşık 1.5 milyarlık bir fark varken Beşiktaş'ın vergisi siliniyor, Fenerbahçe'nin silinmiyor. Bazen insanlar bana soruyorlar hocam biz üvey evlat mıyız ya? Hani biz niye böyleyiz diye. Bizi sevmiyorlar arkadaşlar. Bilmiyorum niye sevmiyorlar ama sevmiyorlar. Şimdi yanlış duymadınız. Fenerbahçe kulübünün ve bağlı ortaklıklarının yani AŞ'nin futbol AŞ, dernek AŞ'nin borcunun 6 milyar 190 milyon lira olduğu duyuruldu. Bu 31 Aralık itibariyle. 6 milyar 190 milyon lira borç. Şimdi denetim kurulu üyesi Mehmet Vodina bunu açıklarken diyor ki kısa vadeli borçlar. Arkadaşlar kısa vadeli borçlar yanlışım yoksa bir yıl içinde ödenmesi gereken borçlar. 1 milyar 885 milyon lira diyor. Uzun vadeli borçlar ise 4 milyar 305 milyon lira. Ve 2021 yılında dönem varlıklarının 917 milyon, duran varlıkların ise 1 milyar 374 milyon lira olduğunu sözlenek ekliyor. Yani elde avuçta ne var satsak yaklaşık 2 milyar 200 milyon lirasını sildiririz diyor. Zaten 6.1 vardı. 4 milyarın altına düşeriz diyor. Hocam niye satmıyoruz ya? Satıp şey yapsak. Arkadaşlar bakın bunlar duruyorlar. Çünkü belli ödeme planı olduğu için elinde şey dursun. Nakit dursun. Şimdi olumsuz gelişmeleri de anlatmış Erol Bilecik 2021'de. Hani ilk olarak pandemi etkisi. Yaklaşık 180 milyon liralık hasılat kaybı yaşadık diyor. Gelişen kur enflasyon farklarına da değiniyor. Gelirimizin neredeyse %80'i Türk lirası. Giderimizin ise neredeyse yüzde 80'i yabancı para. Hocam, şampiyonlar ligine gitmiyoruz ki niye yüzde 20'si yabancı para arkadaşlar? Sponsorluk mesela Avis TL yapmıyorsun ve 2021 kur farklarının yüzde 70'ler civarında olduğunu söylemiş Erol Bilecik. Yayın gelirleri konusu, yayın gelirlerinde her yıl düşüşler yaşanıyor diyor ve 2018 yılında 31 milyon euro. 2018'de 31 milyon euro yayın geliri, 2021 yılında ise 20 milyon euro'nun altına indi. Ben size bir şey söyleyeceğim, bu seneki daha daha altı. Yani bu seneki de 10 milyon, 15 milyon euro falan bandına düşecek. Düşünün yani. Stopaj iadesi, stopaj olayını bazıları anlamıyor arkadaşlar. Stopaj olayı şu, misal ee, harcama yapıyorsun kulüp olarak. Bak Fenerbahçe ne kadar vergi ödedi? 192 milyon lira. Bu vergiyi devlet döndürüyordu, dolaştırıyordu kulüplere stopaj ödemesi olarak veriyordu. Yani amatör şubelere bundan para harca diyordu. Yani bu şu an belirsiz. Kast edilen bu. Ve Sporcuların gelir vergisiyle ilgili de bir sıkıntı var. En üst liglerde sporculara ödenen ücretlerdeki vergi stopaj oranı %15'ten 2021'de %20'ye çıkarıldı. 2022 yılı içerisinde ise 880 bin TL'yi aşan sporcu ücretlerindeki yıllık beyannameye ilaveten %20 daha geldi. Bakın bir futbolcunun yıllık ücreti 880 bin aşıyorsa ya da bir sporcunun misal verelim 1 milyon TL yani 1 milyon liraysa vergi yüzde 40 yani yaklaşık 400 bin TL'de vergi ödüyorsun arkadaşlar. Özellikle yabancı sporcuların katkı verdiği yapılarda bu işin şu şekilde yönetilmesi neredeyse mümkün değil. Kulüplerin vergi ödeme yükümlülükleri zaten bir hayli zor. Bir de sporcu gelir vergileri bu konuma getirildi. Hak etmediğimiz tablo diyor. E, net gelir olarak 195 milyon TL zarardan 83 milyon lira kâra geçtiğimizi söylemiş. Net gelir. Finansman giderine ilgili de dönem zararları 799 milyon liradan 758 milyon liraya indi diyor. Finansal Finansman giderleri. Tabi bir de gelir kısmı var bunun biliyorsunuz. Hani borç yükü olarak %31 civarında azaltmayla Aralık 2021 yılında borç yükü 409 milyon euroya indi Şimdi Ali Koç'un ilk geldiği sene 2018 değil mi? Haziran 2018 euro kuru. 25 Haziran 2018. Arkadaşlar euro şey 533 alış satış 533 Bakınız euro 533 o dönemlerde atılan 625 milyon euro borç kaldı deniliyordu. 5.33'tü. Şimdi 6 milyar 190 milyon TL. Bu da 409 milyon euroya indi diyor. Ben şunu söyleyeyim en azından dengede tuttular. Şu bankalar birliğiyle de bu senede gelecek sene içinde Ana para ödemesi yok. O yüzden bu sene elimiz biraz daha rahat. Sonrasında artık sportif başarı ve maddi başarı gelmek zorunda. Şimdi Ali Koç'un bazı açıklamaları daha var. Onları da kısa kısa ele almak zorundayım arkadaşlar. Çünkü Ali Koç'un bu açıklamaları da sansasyonel. Ben önce alt başlıklar, sonra üst başlıkları söyleyeyim. Önemsizse direkt geçiyorum. Tamam mı? Tamam mı? Kabul müsünüz? Tamam kabul ettiniz hadi bakalım. Jorge Jesus'un gücümüzün yettiği en iyi hocayı getirdik diyor. Bu ifade doğru mu sizce? Yani gücümüzün yettiği en iyi hocayı getirdik bence doğru. 3 milyon euro açıklandı mesela. Birçok kişi hala inanmıyor. Bazıları da sponsorluk yarısını karşılayacak diyor. Ben yorum yapmak istemiyorum. Hepimizin odağı burada olmalıdır. Silivri'de son duruşmadan sonra basın mensuplarına görüşlerimizi belirtmiştik. Fenerbahçe'nin artık hesap sorma vakti geldi demiştik. Bir sürece başladık. 3 Temmuz süreci Yargıtay kararıyla son buldu. Değil mi? 3 Temmuz Yargıtay'la son buldu. Bence bulmadı. Yani kendini Yargıtay'dan üstün görenler var gibi. Sanki. Fenerbahçe'nin aklı da ortaya çıktı. Asıl savaş burada başlıyor. Kulübümüz tarafından masumiyet karinesi hiçe sayıldı. TFF'ye bildirdiğiniz üzere dava açıldı. Davanın yargılanması devam ederken TFF avukatları davayı sürüncemede bırakmak için yani, çaba sarf ettiler. Hakimin reddi hani red talebinde bulundular. Konu istisnaf mahkemesi dava devam edecek. Hepimizin odağı burası olmalıdır. Şampiyonlar Ligi'ne katılımımızın engellenmesi, kumpas kuranların FETÖ mensubu, hakim, polis ve savcılar olması. Değil mi? Yani giden maddi yük ve... Hani Adalet Bakanlığı nezdinde adımlar atılmıştır. Kumpas nedeniyle UEFA tarafından da itibar kaybı olmuştur. Doğru. UEFA'ya dikkat edin arkadaşlar. Bizim maçlara kimleri verir oldular. Biz haklı davamızın arkasında olacağız. Şampiyonlar Ligi'ne katılamadık. 2 yıl UEFA'ya gitmemiz engellendi. Tüm zararın TFF kadar Adalet Bakanlığı tarafından da bir sorumluluğu olması gerektiği açıktır. Bugün kulübümüz avukatları tarafından sonradan dava açma hakkı saklı kalmak kaydıyla 659 sayılı KHK kapsamında başvuruda bulunulmuştur. Bu başvurunun amacı devlete karşı dava açmaksızın Fenerbahçe'nin itibarının iade edilmesi ve zararlarının karşılanmasıdır. Yani Türkçesi şu, bizi mahkemeyle falan uğraştırmayın. Siz suçunuzu biliyorsunuz bazı kurum ve kuruluşlar ve kişiler. Ağladı getirin diyor. Trabzonspor tribünlerinde açılan paçavra pankart sebebiyle de suç duyurusunda bulunulmuştur. Sadece Türkiye'de sınırlı kalmadı. 97 Fenerbahçe Derneği ve bireysel olarak da başvurular yapıldı. Teşekkür etmek istiyorum diyor. Talep gelsin gelmesin kulübün yanında olmak önemli. Destekler için teşekkürler diyor. Ee, Gönlümün bir yerinde bu çılgın hocayı getirme hayali vardı. Dün hocamızı açıkladık. Bugün de bize yakışır şekilde İsmail Kartal'la vedalaştık diyor. Doğru vedalasını yaptılar. Yine ağlattılar. 33 yıllık kariyerinde 15 takım çalıştıran, 834 maçta 2.04 puan ortalaması yakalayan, dünyanın 10 iyi teknik adamından biri olan, kupalar kazanmış, dünya jönü bir teknik adamı takımımızın başına getirdik. Hangi yolda tercih yapsak bizim için kazan-kazan olmayacaktı. Doğru. Ne yaparsan yap suçlu olacaktın. Taraftarımız bir nebze durum değerlendirmesi yapmaktan, geçmişe nazaran zayıfladı. Ya durum de taraftarımız bir nebze zayıfladı. İki maç kötü gitse çok iyi işleyen bir sistem vardı. İsmail Kartal'ı niye bıraktınız diyeceklerdi. İsmail Hoca ile devam etsek dünya çapında hoca sözünüz vardı. Mevcut hocayla devam ettiğiniz denilecekti. Ve bize yük denilecekti. Gönlümün bir yerinde bu çılgın hocayı getirme hayali vardı. Biz onu, o bizi sevdi. Kolay adam mı değil. Dünyanın en iyi birini seçmek ve onun tarafından seçilmek kolay değil. Gücümüzün yettiği en iyi hocayı getirdik. İnşallah hocamızın mutluluğu sonuçlar alındığında da daha pekişmiş olur. Ağzınızda kuş tutarsanız tutun. O top 3 direğin arasından geçmediğinde hiçbir şeyin kıymeti kalmıyor. Bana göre atabileceğimiz en büyük kurşunu attık. İnşallah beklentilerimiz gerçekleşir ve şampiyon oluruz. İnşallah. Hani ben şunu söyleyeyim. Vitor Pereira'la Fenerbahçe şampiyon olsaydı birçok kişi şunu söyleyecekti. Fener kesin şike yaptı. Kesin şaibe yaptı. Yani bu herif daha önce de geldi bir şey yapamadı. Şöyle böyle diyecektim. Tam tersi durum da Jesus'la ilgili. Eğer Fenerbahçe Jesus'la şampiyon olamasın herkes artık futbol izlemeyi bırakırlar. Bir Allah'ın kulu dekoder almaz. Bu arada dekoder almak düşüncesinde olan arkadaşlar almayın. Ben size uygun ucuz fiyatı dekoder ayarlayabilirim. Yanlış duymadınız. Ee, eğer BN Sports aboneliğini sürdürmek falan istiyorsanız ya da almak istiyorsanız almayın bekleyin. Benden haber bekleyin. Ben size uygun fiyata şu an ödeyeceğiniz fiyatın çok çok altına ayarlayacağım inşallah. Haberiniz olsun. Ve son olarak yapılanlar en çok Fenerbahçe'ye zarar veriyor diyor Ali Koç. Her sezon başında Fenerbahçe'yi şampiyon ilan ediyorlar. Ama hep bize rastlıyor bu işin olumsuz tarafı. Taraftarlarımızdan rica ediyorum. Sonuna kadar hep destek, tam destek diyorum. Bu arada bu konuşmalar size birkaç gün öncesine Mustafa Hoca'sını hatırlattı değil mi? Hatırlatmadı mı? Güneşimi mi kaybettim falan. Neyse. Salonda sahada maçlar oynanırken değil, öyle olunca ne oluyor? Topu almak istemiyor oyuncular. Oyuncular profesyonel ama onlar da insan. Benim pes etmem için çok çaba harcandı. Hem içeriden hem de dışarıdan. Dışarıya bir şey demiyorum ama içerideki arkadaşlara söylüyorum. Aynı şarkıyı söyleyelim pes etmeyeceğimi anlamışsınızdır. Aynı şarkıyı söyleyin aynı yani her tribün aynı şeyi söylesin manası değil. Her taraftar aynı şeyi söylesin. Pes etmeyeceğimi anlamışsınızdır. Ucuz belden aşağı vurmalar yapılanlar en çok Fenerbahçe'ye zarar veriyor. Ben kahrolurum, üzülürüm belki ama sonuçta Fenerbahçe etkileniyor. Önemli olan Fenerbahçe'nin etkilenmemesi. Dur. Biz bu kısımdan ne anladık? Fenerbahçe'nin borçları 6 milyar 190 milyon lira. Bunun önümüzdeki sene yani bu dönem yine ana para ödemesi yok. Ama bir sonraki yıldan itibaren bu borcun ana para ödemesi başlıyor ve borç azalıyor. Şimdi ben bu 6 milyar 190'a giriş şunu anlatayım. Bizim borcun bir kısmı belki 5 milyara belki 6 milyara. Bankalar Birliği'ne ödenecek arkadaşlar. Yıldan yıla, yıldan yıla, yıldan yıla ödenecek. Hocam ödendiyse bu borcun düşmesi gerekmiyor mu? Bu borç şöyle anlatayım size. Borcu sabitledik. Borcu Bankalar Birliği biz mesela ne kadar euro borcumuz var atıyorum toplam borcun %50'si euro'ydu ya da dövizde diyelim. Ya da altında. Biz 7-19'dan döviz bozdurulup bunu TL'ye çevirdik. Bizim borcumuzu bankalar üstlendi. Ve bize dediler ki sizin borcunuz şu kadar. Misal veriyorum. Sizin borcunuz 5 milyar. Ben bunu dedi yıllık taksitlere böleceğim. 5 milyar. Yıllık yıllık atıyorum 10 yıl ödeyeceğim. Yıllık 500 bin. Ben buna bir de yıllık faiz ekleyeceğim. Atıyorum 200. Hani 200 milyon. Yani Fenerbahçe 1 yıl 200 milyon TL, ikinci yıl 200 milyon TL, ondan sonraki yıllar 700 milyon TL, 700 milyon TL olarak ödeyecek. Ve borç tamamen bitince bitecek. Hocam şimdi biz yani bu sene sadece faiz ödeyeceğiz. Önümüzdeki sene ana para. Önümüzdeki sene ana para ödeyince 6.190'dan düşecek mi? Evet düşecek. Ha hocam niye şimdiden düşürmüyorlar? Şimdiden düşürürlerse e, hani daha biz ödemediğimiz için bu para ödenmiyor. Yani biz bir nevi şu anda hacizde bir şey almış gibi durumdayız. Peki hocam sence bu borç biter mi? Bence 9 sene sonraya 10 sene sonraya borç bitmez ama şöyle bir ihtimal var. Sen Crespo alırsın. 1.5'e alırsın. 15 teklif gelir. Bitebilir. Sen Kimminci'yi alırsın 3'e. Adamlar 23'e ver diye kapında yatar. Bitebilir. Sen 10 tane 3 milyon euroya topçu alırsın. Şampiyonlar Ligi'ne gidersin. Zaten ayak bastı paran zaten 25 milyon euro. Orada 3-5 başarı elde edersin grupta. İşte yayın geliriydi, şuydu buydu. 35-40 milyon euro kazanırsın. Küçümsemeyin arkadaşlar ama 40 milyon euro bugün 680 milyon TL civarında bir para. Hani 50 milyon TL desek 50 milyon TL yaklaşık 850-900 milyon TL yapıyor. 50 milyon euro. 850-900 milyon TL. Yani senin borcunun 7'de biri, 6'da biri. Senin borcunun altı da biri. O yüzden bize başarı lazım. Bize iyi satışlar lazım. Ucuza alıp pahalı satabilmemiz lazım. Bize bunlar lazım arkadaşlar. Umarım anlatabildim. Borçlar konusu bu. Aklınıza takılmış olan bir soru var mı diye bir düşüneyim. Mesela şunu soracaksınız. Hocam Galatasaray'da Beşiktaş'ta durum ne? Yani biz mi kötüyüz? Arkadaşlar bakın. Yüksek dağın karı da yüksek olur. Beşiktaş'ın borcu 4 milyar ama Fenerbahçe'den daha kötü durumdalar. Niye? Gelir Fenerbahçe'nin yarısı kadar yok ki. Yani şöyle söyleyeyim. Sizin 100 bin lira borcunuz var. Aylık maaşınız 5 bin TL. Komşunuzun da 100 bin lira borcu var. Aylık maaşı 100 bin TL. Hanginize koyar? Fenerbahçe'nin borç çünkü iyi. Ha. Hocam 6.120 Şimdi geçen sene faiz ödemesi yaptık. Bu sene yapacağız. Bu para faiz ödemesi yapılmış hali mi? Yani ana para eksilmemiş hali. Bu para ana para eksilmemiş hali. Bu sene de eksilmeyecek. Şu şekilde eksilme oluyor. Hani diyor ya dönem zararı Fenerbahçe 200 milyon TL kar. Taştı. Borç 6.2 miydi? 6.196.2 diyelim. 6'ya düşüyor borcun. Haliyle Sonraki senelerde ödeyeceğim faiz miktarı da düşüyor. Bilginiz olsun. İnşallah e, borçsuz, tam bağımsız bir Fenerbahçe görürüz. Buna da hepimizin ihtiyacı var. İnşallah böyle bir şey görürüz arkadaşlar. Peki hocam bu borç 6 milyar 190. Transferimizi engeller mi? Hiçbir transferini engellemez. Harcama limitini engeller mi? Harcama limitini kısmen engelliyor. Bunun hesaplaması var, potansiyelim var, şunun var, bunun var. Engelliyor. Peki harcama limitimiz ben 500 milyon TL ile 680 arasında bir para bekliyorum. Harcama limitim not bütün takımın işte yıllık ücreti şunu bunu falan dahil atıyorum takımın komple şeyi yıllık ücreti falan 300 milyon TL ise bize de 500 geldiyse 200 milyon TL'lik hamle alanım var. İster bonserviste kullan ister yıllık ücrette. Ta ki futbolcu satana kadar biz o kuralı değiştirdik dedik. Mesela Allah yarı 5.5'a satan üstte 5.5 ekleniyor. Eskiden 3'te 1'i 2'de 1'i falan ekleniyordu ama o ana para ödemesinin olduğu senelerde başlıyor haberiniz olsun. Bu senelerde yok normalde vardı ama yok diye biliyorum. Belki de ben yanlış biliyorumdur. Bunu böyle anlatayım. Başka da aklıma inanın bir şey gelmiyor. Yani hocam tazminatı alır mıyız? Arkadaşlar Fenerbahçe dava açmadan tazminat almaya çalışıyor hani kimseyle de kötü olmayalım istiyoruz. Ben size şunu söyleyeyim mi? Fenerbahçe'ye yakın olan şeyler. Bakın. Fenerbahçe'ye yakın olan şeyler. 5 yıldız tazminat 5 yıldız tazminat bir de sıfır borç. Eğer 5 yıldız gelirse ki 5 yıldızı getiriyoruz. Ali Koç istediği kadar formaların siparişini verdik desin. Ben Fenerbahçe'den 5 yıldızlı forma alacağımıza inanıyorum. Ve Fenerbahçe'deki 5 yıldızlı taraftar formalarından bu kanalda taraftarlara satacağımızı satacağımız derken yani üyelik karşılığında hediye edeceğimiz diyelim. O da satma oluyor gerçi de. Bu kanaldaki takipçilere hediye edeceğimizi düşünüyorum. Diğer tazminat arkadaşlar tazminat şöyle anlatayım size yaklaşık 50 milyon euroluk bir tazminat yasal faiz ile birlikte 75 milyon euro civarında bir tazminattan bahsediyoruz. Eğer 75 milyon euro verilsin zaten 1,5 milyar falan yapıyor. Sen ana paradan o 1,5'u çıkarsan ya da hani az önce anlattım ya 500 ana para 200 faizi önümüzdeki 2 senenin parasını ben şimdiden peşin ödüyorum dersen 2 sene hamle alanını bir düşün. 2 sene sadece futbolcu ücretleri ve işte otel ücretleri yeme içmeyi ödeyeceğini bir düşün Fenerbahçe'nin. Bir de geliri düşün. Gerisine siz karar verin. İnşallah ilk etapta Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırız. Çünkü çok deli para veriyorlar. Bizim her türlü paraya ihtiyacımız var. İkincisi de orada en azından başarı elde edip Daha bir üst tura çıkma imkansız gibi bir şey ama inşallah elde ederiz. Allah sonumuzu hayretsin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.